Sanki ben çocuk bakıcılığına meraklıyım. Ne yapayım? Size bakınca siz para vermiyorsunuz bana. En azından birkaç ay burada kalırım da birkaç altın koyarım. O da benim işime yarar. Ben bunlara Halit'ten boşandığımı söylesem mi acaba? Sonuçta dul kadınım. Yani ona göre davranırlar. Belli mi olur? Belki evlenirim. Evlenmem. O da meçhul zaten. Aman Sümbül ya. Şimdi bunların düşünmenin sırası mı? Ay. Ay yeter ya. Canımı çıkarttı benim artık. Beni öldürecek bu yılan. Ayaklarıma kara sular indi. Ne bu benim çektiğim ya? Temizlik yapmıyorum ki sanki inşaat yapıyorum. Of. Burcu, telefonun çalıyor. Gel bak. Alo. Burcu Hanım, nasılsınız? Ben Burcu değilim. Doktoru görünce açayım dedim. Sesiniz çok az geliyor. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Söyleyin, ne oldu? Tahlil sonuçları iyi çıkınca küre iptal etmiştik biliyorsunuz. Bir sonraki seans için randevu oluşturacaktık ama doktor bey müjdeyi vermemi istedi. Değerleriniz gayet iyiymiş. Heyet toplayıp kürelerine sıklık dalacağımıza karar verecek. Yani bu hafta seansa girmenize gerek yokmuş. Size yeniden haber vereceğiz. Tamam, tamam. Ben merak etmeyin, Burcu'ya söylerim. Tamam. İyi günler. Durumu iyiymiş. Görüyor musun? İyiye gidiyormuş durumu. Burcu Hanım iyi olacakmış. Peki o zaman niye bu Burcu Hanım Furkan'ı kolundan tutup hastaneye götürdü? Ne oldu? Salonda unutmuşsun telefonunu. Doktorun aradı. Al. Ben onu ararım birazdan. Seans randevusu içindir. Merak etme. Ben cevap verdim. Ne hakla ya? Ne hakla sen benim telefonumu açarsın? Bu kadar fazla mı artık? Bütün gün temizlik yaptım. Canım çıktı. Her tarafım ağrıyordu. Doktorun aradığını görünce vallahi çok sevindim. Hani derdimi söylerim de bir ilaç merhem yazar, derman olur dedim. Fena mı olmuş yani? Sümbül abla, beraber bu evde geçirdiğimiz son günü de cehenneme çevirme istersen. Ay sen ne kadar nankörsün kız. Sana asistanlık yapıyorum, görmüyor musun bedava? Ne dedi doktor? Vallahi ne kadar Burcu değilim dediysem de inandıramadım senin doktorun asistanına. Sonra ağzından böyle inci taneleri dökülüverdi. Kız, iyileşiyor musun? Gözün aydın. Çok şükür. Seni niye bu kadar ilgilendiriyor ki? Ne yapacaksın sen? Hı? Beni ilgilendirir. Çünkü işin içine damadım var. Alıyorsun, hasta bile değilsin, sürekli hastanelerde dolandırıyorsun. Dur, lafı tutma da beni söyleyeyim, müjdeyi vereyim şunlara. Hem onların da artık vakitlerini almaya yeter artık. Ne olacak peki? Furkan duysa senin eline ne geçecek? Ne mi geçecek? Damadım kime güvenip güvenmeyeceğini öğrenecek. Anladın? Peki o zaman. Ne istersin? Ne yapabilirim senin için? Mesela burada kalmama sessiz kalabilirsin. Bir düşüneceğim. Eli aradı sabah. Halacığım eşyalarını topla, kahvaltıya gel dedi. Ona göre iyi düşün, kararını ver, tamam. Sonra da zaten kahvaltıdan sonra bir kahve içeriz. Laf lafı açar. Sonra benim dilimden dökülür mevzular. Anladın sen? Hazır mısın Nazlı? Nazlı, bak zor olduğunu biliyorum.
Ama abim seni böyle görürse daha çok üzülür. Ne yapayım? Sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Gerçi kim bilir o ne haldedir şimdi. Ayakta kalmalıyız kızım. Murat bizi karşısında inançlı görmeli. Ağustos Hanım, bir anne olarak sizin için çok zor bir durum. Ben şimdi Murat'ı görüp bir de acınız depreşmesin. Yani eğer gelmezseniz bence o anlayışla karşılar. Hayır Nazlı, olmaz öyle şey. Oğlum annesinin arkasında olduğunu görmeli. İçim kan ağlasa da geleceğim. Bakın güçlü durmak zorundayız. Elimizden geldiğince. Ya şu an abimin en çok buna ihtiyacı var. Çıkıyor musunuz efendim? Evet, dua et sadece bize. İçinizi ferah tutun efendim. Bu felaket de başımızdan gidecek. Hayırlı haberlerle gelin. İnşallah Hatice. Hadi. Ya hadi o zaman. Hadi. Bir de düşünecekmiş. Yalanım çıkar diye korkuyorum demiyor da. Aman kovarsan kov be. Artık yeter. Bıktım senin triplerinden. Ela ile konuştuk. Sabah kahvaltısına yetişemeyeceğim, öğlen yemeğine geleceğim dedi. Öğlen de gideceğim yani. Ben bütün gece düşündüm. Doğru kararı verip vermediğimi zaman gösterecek. O yüzden en iyisi daha fazla huzursuzluk yaşanmaması. Bu yüzden de Ela ile Furkan'a şu hastane mevzusunu açmazsan eğer burada kalabilirsin. İyi, anlaştık o zaman. Kendinden başka kimseyi düşünmez misin sen? Evet. Kendimden başka hiç kimseyi düşünmem. Önce kendimi düşünürüm. Sonra herkesi düşünürüm. Aklın kalmasın. Hatta öz yeğenin ve senin evladını da düşünürüm. Canı üzecek, ürkütecek en ufak bir davranışın olsun. Seninle o zaman yine konuşuruz bak. Ben evladım senin yeğenin düşündüğün gibi değil. Gerçekten düşünüyorum. Tabii tabii. Sen gerçekten düşünüyorsun. Çocuğun eline bir mendil verip dilendirmediğin kaldı zaten. Çocuğu oyunlarına alet ediyorsun. Furkan yatsın kalksın bana dua etsin. Ben onun oğluna gül gibi bakıyorum. Ben olmasam kim bilir ne yapardınız.